Selamlar herkese. Hançer ben. RimWorld maceramız kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor arkadaşlar. Kolonimiz güzel bir noktada şu anda. Amelie'nin ölümünün ardından toparlandık diyebilirim arkadaşlar. Savunmalarımızı kuvvetlendireceğiz bu bölüm. Çünkü yeterince iyi değiller dürüst olmam gerekiyorsa. Bunlar şeye geliyor, koloniye, ve dar bir koridorda Azman'la karşı karşıya geliyorlar. Hayal edebilir misiniz ne hissettiklerini? Ben olsam çığlık atıp geri dönerdim. Çelik toplayacağız arkadaşlar. Odaklarımızdan bir tanesi bu olacak. Çünkü çelik sıkıntısı yaşıyoruz ufak tefek. Fakat etrafta var, etrafta var. Sıkıntıyı toplamadığımız için yaşıyoruz. O yüzden bütün ekip şuraya yollayayım. Hızlıca bir toplasınlar. Elinize sağlık. Azman'ı şöyle hava yollayayım. Biraz çelik gelirse sol üstte 290 aslında varmış ama yetmez. Yetmez. Daha fazla ihtiyacım var. Birçok şey de gerekiyor. Biraz çelik stoğu yapacağım. Burayı kuvvetlendireceğiz. Turret'ları koyacağız. Bunlar muhtemelen hiçbir şey satmıyorlar. O yüzden konuşmuyorum bile şu anda. Ve aklımızın arkasında da tek bir amacımız var. O da Amelie'yi diriltmek. Questlere bakıyor olacağız arkadaşlar ve hazırlanıyor olacağız. Questler geldiğinde hazır bir şekilde atlayabiliyor olmamız gerekiyor. O yüzden şey de yapmalıyız. Taşıyıcı birkaç hayvanı evcilleştirmemiz gerekiyor. Lamalar taşıyor mu? Hatırlamıyorum bizi. Afiyet olsun. Bunu aslında evcilleştirebiliyoruz da hazır değiliz bence. Aslında ticaret şeyi var gece kuşunun. Yetkinliği var. Müthiş pazarlık yapabiliyor ama bu insanların hiçbir şey satabildiğini zannetmiyorum doğru düzgün. Bakalım. Bileşenleri var iki tane. Ver benim olsun onlar. Tıbbi araç gereç satıyorlar. Gerek yok. Güçlendirmiş namlu. Süper. Bu arkadaşlar şey için gerekiyor. Galiba sadece satın alabiliyoruz. Bazuka değil de ismini hatırlamıyorum. Bunlara bir şeyler satabiliriz ufak tefek. Kötü kalite elbiseleri kakalayabilirim. Bunları giymek istemiyorum çünkü. O kadar. Şu silahları kakalayabilirim. Zaten paraları kalmadı. Üstü kalsın, ilişkimiz artsın. Bu arkadaşlar güçlendirilmiş namlu. Buraya takacağız ve havan topu yapabileceğiz. Bu arkadaşlar haritadaki her yere sıkabiliyor. Yani aşırı keyifli. Bunlardan 3-4 tane yapınca bombardıman yapabiliyorsunuz. O yüzden savunma hattımızı kuvvetlendirmek açısından gayet önemli. Şunları parçalayalım. Bileşenleri toplayalım. Ve research tarafında da en iyi zırhları yapacağız. Şimdi ona odaklanacağız ve şahane bir ordumuz, savunma sistemimiz olacak. Önceliklerimiz bu şekilde diyebilirim şu anda. Daha çok toplayın. Güzel. 600'den çeliğimiz oldu. Şimdilik yeterli gibi. Yatak odalarını optimize ettim gibi duruyor. Görev. Haydi. Haydi. Yine şey yok. Teleskop mu? Enteresan. Kervanlara baskın yapıyorlarmış. 5 kabile halkı tarafından korunuyor. Buraya gidebiliriz arkadaşlar. Kamp ganimeti geç. Şaheser ağır makineli tabanca. Yani hızlıca temizleyebileceğimiz bir şey gibi hissediyorum bu. O yüzden gidebiliriz. Teleskop. Teleskop.
şunu alıyorum. Plaçeli'ye ihtiyacımız olacak çünkü en kaliteli zırhları ondan yapıyoruz diye hatırlıyorum. Bakalım neredeymiş? Umarım yakındadır. Kabul ettim de. Şu mu? Haydut kampı bu. Birazdan gideceğiz arkadaşlar. Sabah olsun. Kimleri yollayacağız? Bekçi boş adam. Indigo vesaire. Şöyle bir ekibi yollayabiliriz. Onlara zırh giydiriyorum. Dört kişi gidebilir. Azman'la beraber. Granit gerekiyor. Granitleri kazıyoruz. Oh! Şey bulduk. Sıkıştırmış makine bulduk. Ne güzel. Olaya bak. Bu arada madenlerin içinde görmediğimiz şeyler var. Yani şunları birazcık kassak. Mesela şöyle bir şey yaparsanız. Böyle. Bir sürü gizli maden bulabilirsiniz diyeyim. Bu şekilde. Pisicik drone geldi. Erkekleri biraz mutsuz edecek. Burada da bulduk mesela makine parçaları. Böyle şeyler yapabilirsiniz. Ve ufak bir kestirme olur şu tarafa. Gidelim kampa. Ekip hazır. Buraya gidiyoruz. Karavan yolla. 0,4 gün. Şef. Şef değil. Klon şef. Silah dandikmiş klon şefin. Neyse. Sonra hallederiz. Indigo. Gece kuşu. Zırhları bunlara giydirdik. Alpakalar. Bakayım. Yük taşıyorlar arkadaşlar. İnsanlar binebiliyor mu bilmiyorum. Alpaka 2 niye olmuyor? Peki. 2 günlük erzağımız var. Saman vesaire. Tıbbi araç gereci aldık yanımıza. Bence gayet iyi. Yolla. Bir tanesinin silahını düzeltiriz sonra. Dandik silahla geziyor. Azman'ı yollamadım. Okey. Azmansız da alırız gibi hissediyorum. Çünkü kabile adamları var yazıyordu orada. Aslında neyse base'i korusun Azman. O da önemli. Hoppa bunları evcilleştirebilir miyim? Deneyeceğim. Bekçinin gardiyanlık bonusu var. Bazı hayvanlar geri saldırabiliyor evcilleştirirken fail olursa. Bu onlardan biri mi? Değil. Değil. Büyük tembel hayvan şey oluyormuş. Bunların hepsini evcilleştirmeyi deneyebiliriz. Geri saldırmıyorlar çünkü. Bozayı saldırabiliyor. Evcilleştirirken samandı bilmem neydi bir sürü yemeğimiz var. O yüzden sıkıntı olmayacak muhtemelen. Şu rafları ayarlarını kopyalayalım. Yapıştır. Yapıştır. Yapıştır salak salak şeyleri depolamasınlar orada. Ve karavanımız yola çıktı. Şey odası gelecek yakında. Boş adam şey oldu. Kurma özelliği yüzünden kendini yemeğe verdi. Arada oluyor bunlar. Sıkıntı yok. Ve havan şeyimiz geldi arkadaşlar. Bunun için mermi depolayacağız. Üreteceğiz ve haritaya sıkacağız. Bundan 2-3 tane yapabilirsiniz. Aslında 2-3 tane yapmalısınız. Plazma televizyonumuz da geldi. Oh, keyfimiz yerinde. Daha büyük bir masa bile yapabilirim bu arada buraya. Burayı büyütebilirim bile. Şuraya doğru. Sonra bir koridor yaparız, bakarız. Anormallikleri henüz çağırmıyorum ama yakında çağırmaya devam edeceğim. Enerjimiz gayet iyi. Atladığım bir şey yok gibi arkadaşlar. Şu anda gerçekten iyi gidiyoruz. Benzin üretebilirim aslında. Kimyasal yakıt şeyini inşa edelim. Biraz fena olmaz benzin yaparsam. Her şeyden bulunsun. Onu da biyoyakıt rafinerisiyle yapabiliyorsun. Hiçbir kolonist gereken şeylere sahip değil. Aa. Bunu dışarı yapabiliyor muydum? Zannetmiyorum. Yerim kalmadı şeyde. Crafting binasında.
Okey, şimdilik buraya koyuyorum. Oradan benzin üreteceğiz. Ufak tefek ki gerekecek. Birçok şey için. Şöyle taşıyabilir miyiz? Gittik. Bakalım neler var. Yayları falan var aynen. Mızrakları var. O kadar kuvvetli değiller. Kabile şeyleri olduğu için. 5 kişiler. Yine de dikkatli olmalıyız. Yaklaşırlarsa hasar verebilirler bize. Turret'ları yok. Ve farkındalar geleceğimizden. Şuna dalalım. Hadi. Güzel. Ha, biraz siperleri var aslında. Böyle savaşmamalıyım. Ama benim siperim de idare eder. Sıkıntı yok. Zırhlarım da var. O yüzden karşı koyabileceklerini zannetmiyorum. Ufak tefek siperimiz var. Kaçıyorlar. Kaçsın bakalım. Kapıları açalım. İnfaz mı etsek? İnfaz ediyorum arkadaşlar. Bye bye. Hiç kimse hasar görmedi gibi. Sahiplendik. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Kötü bir maske var. Çok komik. Gidebiliriz. İsterseniz etrafta bir şeyler toplayabilirsiniz. Sahiplenebilirsiniz. Kazabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Ödeme ulaştı arkadaşlar base'imize. Şaheser bir silah geldi. Ve bundan geldi. Ekibi de geri yollayabilirim şimdi. Kervanı yenile. Buraya git. Nispeten kolaydı bu. Alpakaları her şeyi aldık. Erzakların. Kurumuş et. 204 tane varmış. Topla. Çok iyi. Kumaş yatak. Kobra derisi yatak mı? 108 ediyormuş. Al gitsin satarız. Çok ağır değil. Bunlar durabilir. Aslında bunların hepsini alabiliriz arkadaşlar. Taşıma kapasitemiz çok iyi. Alpakalar sağ olsun. Eşyaları da cesetleri bırak. Bunların hiçbir işe yaramaz arkadaşlar. Çöp. Bir şey unutmadık değil mi? Unutmadık. Yallah. Güzel. Hayat devam ediyor. Azman ne yapıyor? Çok deli gibi haritada şey var. Hayvan var. Deli gibi. Bunları evcilleştiren yok. Afiyet olsun. Maxlandı mı skill'i? 16 halen. Az kaldı. 20'ye çıkacak. Şeyimiz de geliyor. Turret'lar da geldi. Bunlar deli elektrik çekiyor bu arada. Kapatabilirsiniz düşman gelmediğinde ama elektriğimiz var. Elektriğimiz fazlasıyla var. O yüzden dert değil. Şef kendini yemeğe verdi. Peki. Gurme özelliği olduğu için oluyor arada sırada. Sıkıntı yok çünkü 150 yemeğim var. 106 kaliteli yemeğim var. 100 paketlenmiş yemeğim var. Kervan da geldi. Hızlı bir questti. Yeni questleri bekliyoruz. Daha zorlu questlere gidebiliriz artık. Şöyle kahvemden bir yudum alayım. Bu arada içerisi soğumaya başladı gördüğüm kadarıyla. Kış yaklaşıyor. Sonbahardayız. 11 derece diyor. 10 derece. Bunları da açabiliriz. İçeriye ısıtalım biraz.
Aslında bunlardan bir tanesini şuraya taşımak istiyorum. Yürü be klon şef. Sıcaklık düştü epey bir. Terziye birer tane daha sipariş veriyorum. Şöyle her şeyde ikişer tane yapsın. Kafasına göre kışın yazın giyeriz, elbise olsun bol bol. Üşümeyelim. Elbiseleri çıkarabilirler. İşçiler artık. Bölgeleri. Okey. Güzel. Güzel. Çelik geldi mi? Aa, çelik, 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 çelik. 790 tane. O da çok iyi. Ve birazcık bekçiye kaldık inşaat tarafında. Evcilleştirme yapıyor. İnşaatını onu biraz yükseltelim mi? Hayvancılık kasıyor şu anda. Aferin, aferin. Hepsini deniyor. Hepsini deniyor. Yaptı. Eline sağlık. Bekçi arkadaşlar aslında amelinin çırağıydı inşaat tarafında. Her şeyi ondan öğrendi. Onun adımlarını takip etti. İnşaat etmeyi bilmem ne. Ondan çözdü. O yüzden şimdi inşaata odaklanacak. İmalatı açtık. İnşaatı 1 yapıyorum hatta. Avcı değil, inşaatı 1 yapıyorum. Sen yapma. Tek inşaatçımız. Bakalım. İnşaata odaklanması lazım şu anda. Gelişmiş bileşenler alıyor. Evet. Ben aldım, iki tane de gerek yetecek mi bilmiyorum. Şimdi şey kuracağız arkadaşlar. En gelişmiş üretim tezgahını kuracağız oyundaki. Onun ismi de üretme tezgahıymış. İki gerekiyormuş. Ben bunları satın almıştım zaten. Kaç tane gerektiğini hatırlamıyordum ama bunu arkadaşlar crafting odasına koymalıyım. Crafting odası artık sığmıyor. Eşyalar buraya. Ve raflar enteresan bir şekilde boşaldı. Raflar boşaldı gibi. Ne kadar büyük bir şey bu? Wow. Şurada iki tane rafı kaldırıyorum. Bekçi. Çelik bulduk yer altında. Onları kazacağız bir noktada. Ve bunu bir tane daha geriye alabilir miyim? Taşıyamıyoruz bunu. Enteresan. Bunu da yaptık arkadaşlar. Artık benzin de üreteceğiz. Yakıt, organik şeylerle yapabiliyoruz ya da odunla. Odunla üretelim. Ve ben de sonsuz değil tabii ki de. 200 tane olana kadar benzin yap. Benzin gerekecek çünkü. Odundan yapıyoruz şimdi. Organik şeyle yaparsam ne oluyor? Etten şeyden tahtayla yapalım. Bir sürü tahtam var. Onu da yaptık. Yaratıcılık gelmiş şefe. Güzel. Çok önemli değil. Şimdi yer açtık mı yeterince? Yeni tezgahımız için. O kadar büyük yaptım odayı yine. Sığmıyor olmamız şahane. Üretim. Üretme tezgahı. Yani sığıyor. Biraz absürt sığıyor ama şimdilik idare edin arkadaşlar. Bunu da buraya koydum.
Orada kocaman bir sinek girdi içeri. Umarım mikrofona gelmiyordur sesi. Çünkü vız şeklinde suratıma girmeye çalışıyor şu anda. Yapacak bir şey yok. Bunu yapınca yeni şeylere kapı açacağız diyelim. Bunları toplayabilir misiniz? Çok fazla şey üretiyoruz. Taşımaya yetmiyor. Aslında çok da bozulmuyorlar. Dışarısı -2 derece oldu. İçerisi güzel. Güzel, 10 derecenin üstünde oldukça çok büyük bir sıkıntı yok. Bekçi, ipliksi nanovirüsler hastalığına yakalandı. Hiç duymadım böyle bir şeyi. O ne ya? Entel. Tedavi et. Hiç duymadım böyle bir şeyi. Karakteri kuvvetlendiriyormuş. Hareket etmesi %50 arttı. Ama tehlikeli bir şeye benziyor. O yüzden bağışıklık kazanalım bir an önce. Anormalliklere devam edelim. Bunları bir ara göstereceğim. Şeyi açtık mı? Açtık. İmalatı açtık arkadaşlar. Şimdi oyunun sonundaki şeyler geliyor. Bunları yapmayacağız. Bunlar uzay gemisi yapıp haritadan kaçmamızı sağlıyor. Bunları yapmamıza gerek yok. Yani birkaç tane önemli şey kaldı. Hasta monitörü bayağı iyi. Ben keşif sırasına gireceğim. Şunu açtım. Ve oyundaki yeni zırhlardan bir tanesini aktive edeceğiz böylelikle. Bunlar bozuluyor. Bunları toplayabilir miyiz gençler? Bir zahmet. Drifter. Ayda, mikrofona doğru uçuyor sinek. Çok merak ediyorum, kayıda geçiyor mu sineğin sesi? Birisi geliyormuş arkadaşlar, konuşmak istiyormuş. Yine abilik kubilik tipler mi geliyor? Gelmişti bundan, hatırlıyor musunuz? Böyle bir tip daha gelmişti. Sonra hapse atmıştık. Bu bence uzaylı. Ben bir bekçiyi yolluyorum konuşması için. Azman'ı da güvenlik olarak yolluyorum yanına. Azman acıktı. Okey. Azman'ı şuraya yolluyorum o zaman. Katılmak istiyormuş bize. Ah. Geri yolluyorum arkadaşlar. Yolluyorum geri. İstemiyorum bu tipi. Afiyet olsun. O tipi uğraşamam şu anda. Bunu yapan var mı? Bekçi uyuyor. Birazcık mola versin bekçi. Hayvanlarımızdan. Ay sinek ya. Gerçekten dikkatim dağılmamalı bu oyunu oynarken ve devasa bir sineğin içeride takılması birazcık dikkatimi dağıtıyor. Bunlar hep bahane Ançer. Oyuna odaklan. Şimdi dediğim gibi bir sonraki hedeflerimiz 1. Zırhları yapmak, herkesi kuvvetlendirmek. Burası fena olmadı. Biraz daha aslında turret yapabilirim. Biraz daha çelik bulduk yer altına. Bunların hepsini kullanacağız. Bunların maliyeti neydi? 3 bileşene 100 çelik. Yapabilirim birkaç tane daha. Kabloları çekemedik daha ama buraya da koyacağım arkadaşlar birkaç tane böylelikle. Şu anda dağınık yapıyorum çünkü havaya uçtuklarında birbirlerini etkileyecekler. Şöyle yapıyorum. Kabloları yaparsa bekçi, ki şu anda inşaata öncelik verdim. Her şeyi tamamlayacak. Güzel olacak. Buraya bir tane ışık atalım. Ritüel şeyimiz olacak burası. Bölgemiz. Bir buraya. Bir de buraya ışık koydum. Kabloları çekelim.
Güzel. Anca yetişiyor bekçi. Amelilik ne alemde? Taşıcıya bir diyelim, sana biraz ortada topla. Ve research hızlı bir şekilde geliyor en iyi zırhlar. Bir inşaatçı yetişemiyor kesinlikle. Kolonimize. Burada daha da fazla makine çıktı. Çeliği toparladık. Biraz tahta geliyor. Benzin üreten yok. Aynen, crafting yeteneği olan biri iş yapabilir. Aslında klon şefle şef crafting yapıyor olmalı. Neler yapıyorlar şu anda? Yapıyorlar, elbiselere odaklanmışlar. Bir sürü elbise siparişi verdim. Ondan sonra şeylere bakarlar. Diğer şeylere. Şu şaheser silah birisine verebilirim. Ağır makineli tabanca. Birisinin silahı yoktu değil mi? Klon şefin silahı dandikti. Şunu takabilir. Evet, çok yakında tetiklemek istiyorum şey ritüeli. Şunu taşıyorum ritüel bölgesine. Yeşim taşı bulduk yer altında. Bir sürü şey bulduk, onların hepsini kazacağız. Evet, ritüel çemberimizi buraya koydum. Oraya ışık koyacağız ufak tefek. Komple bekçiyi de izleyebiliriz şu anda. Çünkü bütün inşaatlar ona bağlı. Yemeğini aldı. Bunlara başladı. Anca bitirecek bunların hepsini. Şunları yapsan daha iyi aslında. Yavaş yavaş. Herhangi bir quest yok. Aynen, bir tane ritüel tetikleyeceğim. Benzin yapmaya başlamışlar, bu da güzel. Şey de yapmışlar, mermi arkadaşlar. Bu patlayıcı mermileri buraya taşıyacağız, burayı bitirsinler. Ve zırhları da buraya taşıyacağız. Burası zırhlığımız olacak, cephaneliğimiz olacak. Bir noktada. Bu arada bunu buraya inşa ettiğim için bunun enerjisi kesiliyor ama şu hiç umurumda değil. Aha, çünkü sıkıntı yok. Oradan çok enerji gelmiyor. Ufak bir gıda zehirlenmesi var. Problem değil. Bekçinin nanovirüs şeyi de kurtarıyor galiba. İnsan avcısı sürüsü. Bir sürü arkadaşlar puma geliyor bize. Hemen herkesi eve koyuyorum. Tak 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 tak. Azman'ı buraya tanklamaya getiriyorum. Ve killbox'ımızda indireceğiz onları. Gelmeleri biraz sürecek gibi. Niye kuzeye gidiyorlar? Kuzeye gitmemeleri gerekiyor. Ne yapacağım? Kapıya vuruyorlar. Hayvanlar kapıya mı vuruyor? Okey. Bu çok 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 kötü oldu. Hayvanlar niye kapıya vuruyor ya? Killbox'ı umursamadılar. Hayvanların böyle mekaniği yoktu. Girdiler arkadaşlar içeri. Biz burada toplanalım. Umarım gidip klon şefe dalmazlar. Göreceğiz. Biri indi. Alırız gibi. Alırız. Tek tek geliyorlar çünkü. Kapıya dalmaları çok enteresandı.
Temiz. Muhtemelen hepsi bu kadar. Şu kapıyı bir an önce yenileyelim. Bekçi. Odun eksikmiş. O zaman bunu kes. Bitki için atanmamış. Bir bunu kesebilir mi? Bunu açık bırakırsak çünkü mahvolacağız, biliyorum onu. Güzel. Belki o kapıları kuvvetlendirebilirim de arkadaşlar. Dışarıya açılan kapıları kuvvetlendirebiliriz. Ama yapabileceğimiz 8.000 tane şey var. O yüzden her şeyin sırası var. Onu da yapabilirim, bunu da yapabilirim, şunu da yapabilirim. O kadar çok fazla şey var ki yapabileceğimiz. O yüzden hepsini aynı anda yapamayız. Seçim yapmamız gerekiyor. Işık geldi. Ritüel odamız geldi arkadaşlar. Zemin de yaparız. Ve şu yaptığımız ritüel heykellerini üstünde yazıyor ki pasif olarak ritüelin kalitesini arttırıyormuş. Yani bunları yapıp evet bağlanıyorlar. Böyle etrafa koyacağız galiba ritüel heykellerini. Daha kaliteli ritüeller yapabileceğiz. Bakayım daha fazla yapabiliyor muyum? 50 bioferrite gerekiyor. Bir tane daha yapalım. Kaldı mı bende bioferrite? Var. O zaman 3-4 tane yapsınlar bakalım. Ritüellerimizi kuvvetlendirelim. Sıcaklık ne alemde? Aa, iyi gibi. İyi gibi. Artık ekmeğin gençler. Artık ekmeğin. Çünkü yok olacak orası. Ekme tuşunu kapatabiliyorsunuz aslında. Ama unutacağım açmayı geri. Ekim yapmaya izin verir. Kapıyorum. Kesinlikle unutacağım ilk baharda. Görüşürüz. Niye ekmiyorlar diye soracağım size. Çünkü kışın hepsi yok olacak. Onları ekmenin çok bir manası yok şu anda. Bekçi çalışıyor. Bir tane daha geldi. Ha, bu zaten aynısıymış. Kurmamışız daha. Ve bu da geldi arkadaşlar. Üretme tezgahı, bu şahane bir şey. Bundan bileşen üretebiliyoruz çelikle. Ve sadece 12 çelikle bir bileşen üretebiliyoruz. Burada kalıcı olarak açık bırakıyorum. 70 bileşen üretene kadar hep yap dedim. Ve bir sürü çeliğimiz var, kazabiliyoruz da. Artık bileşen üretebileceğiz. Bileşen problemimiz olmayacak. Çelik problemimiz çıkabilir ama onları da derinden kazacağız. O yüzden öyle bir problemimiz de olmayacak. Etraftaki çelikleri kazmaya devam edelim. Şunları birisi toplayabilir mi? Evin dışındaymış. Yine mi unuttum? Yes. Bunlar unutuluyor. İdare edeceksiniz. Çünkü 1 milyon şeyi aynı anda hatırlamamın imkanı yok. Şunları da kazalım. Yakında derin çeliklere girmem gerekebilir. Etrafta çünkü çelik kalmadı galiba. Biri bizi çağırıyor yardıma. Bizden destek istiyormuş, öldüreceklermiş. Bölgeye git. Çok yakında. Gidelim. Gidelim. Neler çıkacağını bilemeyiz. Hemen bir kervan patlatıyorum. Bekçi inşaat yapacak. Dursun o. Boş adam. Indigo, klon şef. Ve gece kuşu. Ekipmanları giysinler. Aslında gece kuşunu almak yanlış. Fakat nişancılığı iyiydi diye hatırlıyorum. Değilmiş. Parti mi var? Parti. Şef parti atıyor. İyi, partiyi de yapın. Ama yola çıkmamız gerekiyor.
kimse neden zırhları giymedi? Farklı zırhlar giydiler. Benim istediklerimi giymediler. Siz de spesifik giydirebiliyorsunuz aslında. Ne giydiler? Çelik yelek falan giydiler. Çelik zırh. Umursamadılar beni. Bu asker kategorisinin ne olduğunu bile spesifik bir şekilde yapabiliyorsunuz, yazabiliyorsunuz. İleride yapacağız. Herkese en iyi zırhı verdiğimde halledeceğiz. Ama bu quest'in süresi nedir? 15 gün var ya. Sıkıntı yok. Gideriz şimdi. Birazdan gideriz. Azman açlığı ne alemde? Kötü. Şunları yiyebiliyor mu pumaları? Yemiyor. Seni dışarı yollayalım. Biraz fare indir. Sincap öldür. Afiyet olsun. Zırhları giymediler halen. Bekçiyi de yolluyorum. Bir böyle saldırı şeyi yapmalıyız aslında ekibi. Savaşçılardan oluşan. Şu anda rastgele yolluyorum kafama göre. Dünyaya git. Buradalar. Karavan yolla. Kabul et. Boş adam. Gece kuşu. Indigo. Ve bekçi gidiyor. Alpakaları alabiliriz. Aslında bizonları bile alabilirim. Tak 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 şöyle deli gibi yük taşıyacağız. 500 kiloluk erzağı otomatik ekliyorum. Go. Azman'ı yollamayı yine unuttum. Hep unutuyorum Azman'ı yollamayı. Sıkıntı değil. Tehditlere karşı. Kervana al ne demek? Kervana al. Ha, oldu mu? Böyle bir şey varmış. İlk defa gördüm. 1.5 sürümünden olabilir bu. Böyle bir şeyden bir haberdim. Değişikmiş. Klon şefi boş yere girdirdim. İşçisin işçi kal. Pisicik rahatlama kadınlara. Çok iyi. Ve kervana gidiyorlar. Research'ın da 3'te 1'i bitti gibi. Entel abanıyor. Tek başına research'ı hallediyor ya. Eline sağlık. Şahane zırhlar gelecek ondan sonra. Bütün hayvanları götürdüm mü? Bütün hayvanları götürmüşüm. Şey geldi. Bu absürt yaratıklar geldi. Bunları evcilleştirmek çok zor. Ama öldürüp kürkünü alabiliriz aslında. Fakat gerçekten aşırı güçlüler. Bütün ekip anca alabilir bunu. Gittik. Belki dönünce öldürürüz. Geldi arkadaşlar ekip. Ah yine bu iğrenç şey var. Bir sürü yaratıklar var. Alırız gibi ama... Azmanı getirdim. Tamam alırız. Şunların olayı ne? Bunları patlatırsam ne oluyor? Twisted Meat çıkıyormuş içinden. Çok da gerekli bir şey değil. Yani üstüme gelsinler istiyorum. Çok yaklaşmak istemiyorum. Ya da yaklaşalım. Bu kar kuvvetli değiller. Veba. Kimde? Bekçi. Uf. Neyse çok uzakta değiliz. Çukurdan çıkmaya da devam ediyorlar bir yandan da.
Pusu mu? Okey, çukurdan geliyorlar. Oha, çok kalabalık geliyorlar. Okay. Of. Gerdiler beni ama aldık. Bunlar patlayacak mı öldürünce? Biraz gerdiler. Ama beklediğimden çok kolay aldık. Boş adamın ufak yaralanmaları var. Ne oldu? Çizik. Sıkıntı yok. Başka bitmediler halen. Birkaç tane daha var. Azman'ı getirmezsem ölmüştük. Kesinlikle ölmüştük Azman'ı getirmezsem. İyi ki son anda kattım. Ve bir yıldız değil miydi bu görev? Niye bu kadar zor? Bir yıldız sadece bu. Gereksiz zor. Ha, burada hiçbir şey yok. Temizledik galiba haritayı. Burada hayvan yemeği var. Bekçinin morali çöktü. Bu arada çıldıracak şimdi. Zırhlar güzel tanklıyor. Bekçi kendi haline bıraktım. Diğer odaları açıyoruz. Yemek falan yesin o. Okey. Temiz gibi arkadaşlar. Şu anda mikrofona kafa attı sinek. Çok merak ediyorum ki geliyor mu ses. Temizledik. Diye düşünüyorum şu anda. Değil mi? Evet. Sanırım. Dünya diyorum. Temizledik mi emin değilim aslında. Kamp ganimeti. Aynen. Bir quest ödülü yok. Yani kamptaki her şeyi toplayabiliyoruz. O yüzden dönüyorum. Bir şey kaldıysa da çok önemli değil. Neden yapamadım? Burada. Sent karavan. Kabul et. Heh. Herkesi ekliyoruz arka. Hayır ya. Bir saniye. Buradayız. Hayır. Bitmedi galiba. O yüzden karavan yollayamıyorum. Niye atladım? Çukur mu kapamalıyız? Yo. Bekçi uyuyor. Temizledim gibi hissediyorum. Herkesi salayım bir. Bunu parçalamam lazım.
Büyük ruhsal çöküş, bekçi. Bir şeyler ye dostum. Bir şey yanlış yapıyorum. Hayır, karavanı diğer taraftan kurdurtuyor arkadaşlar. Bir defa böyle bir şey gördüm. Okey, bu ekip ile yaptım. Tamam. Belki bir karavan bölgesi kurmalıyım hızlıca. Karavan toplama bölgesi. Bilmiyorum. Sıkıntıda ne var? Olayımız ne? Karavan toplama noktası koydum. Karavan oluştur. Buraya. Şimdi mi oldu? Evet. Niye öyle oldu bilmiyorum. Herkesi koyduk. Ekliyorum. Azman tabii ki alıyoruz. Ekip böyle. Yok. Bir şey eksik arkadaşlar. Bir şey yapmadım. O yüzden izin vermiyor oyun. Bir yerde bir tane yaratık var muhtemelen. Onu öldürmedikçe de şey olmayacak. Ele geçirdiğime inanmıyor Beyazı. Ben anlayabilmiş değilim. Hayır ya, burası da değil. Her şeyi sahiplendim. Burada. Şu. Uf. Of. Ölmemiş. Oldu mu? Galiba oldu şimdi. Hayır. Ah. Bir şeye atlıyorum. Bilmiyorum arkadaşlar. Bilmiyorum. Burada veda edeceğim galiba. İnternetten bakacağım. Bilmiyorum neden izin vermiyor. Hiç böyle bir şey yaşamamıştık. Bunları falan mı patlatmamı bekliyor? Hayır. Hayır, yatağı kullanıyor bekçi. Kervan kurdurtmuyor. Acil bir sıkıntımız yok. Herkes çıldırmak üzere. Bir şeyi yanlış yapıyorum demek ki. Kervan oluştur, buraya git. Defalarca kez yaptık. Hiçbir eşyayı alamıyorum. Hiçbir erzağı da alamıyorum. Bir sürü erzakla geldim buraya. Neden aldırtmıyor? Yani yolda yemiş olamam bunların hepsini. Hiçbir şey seçtirtmiyor. Bitirmemiş sayıyor bence beni, haritayı. Sağda solda şu. Bunun yüzünden. Hipotermiye kapıyor birisi. Boş adam. -10 derece. Oldu. Bölge artık güvende. Ah, çıldıracağım. Oh, kenarda kalmış şey yüzünden. Burada saatlerdir bekletiyorum adamları. Şimdi yapabiliriz. Kervan oluştur. Buraya. Biraz hastalandık. Hipotermiye kaptık her şeyi. Onayla. Yine erzak yok. Çıldıracağım. Evet.
Çünkü bir sürü erzakla geldik arkadaşlar. Her şeye izin vereyim şuradan. Her şeye izin ver. Getirdiğim yemekler. Her şeyi sahiplen. Her şeyi depoya çevir. Hepsi depo alanı bunun. Evet. Şimdi. Haritaya git. Aa, kervan kur. Sonunda. Sonunda başardım. Aa, ufak bir alkış istiyorum. Aa, her şeyi alıyoruz arkadaşlar, yemekleri. Günlük yemeğimiz sıfır mı? Azmana yemek yok galiba. O yüzden öyle bir uyarı verdi. Bunu koyarsam günlük yemek arttı. Çünkü Azman onları yiyecek. Ya da bunları yiyebilir. Cesede ihtiyacım yok. Evet. Güzel silahlar var. Birkaç tane onları aldım. Mükemmel yemek masası mı? Ve tamam gibi. Ne quest'i ya? Hırpaladı beni. Gönder. Hipotermiye falan yiyorlar şu anda. Hiç hoş değil ve moralleri çökmüş durumda. Geldiklerinde darmadağın edecekler burayı. Sağ gelebilirlerse. Muhtemelen gelirler. Ama çok mutsuz bir şekilde gelecekler. Burayı da bok götürüyor. Çünkü Indigo temizliyordu hep. Ya da gece kuşu temizliyordu. Gerçekten değmedi yani bu quest'i yapmaya. Bir tane daha heykel yapmışız. Bunları kuruyorum arkadaşlar. Bir noktada ritüellere devam edeceğiz. Kervan geldi. Haydi rahatlayın artık. Hak ettiniz. Herkes işçi olabilir. Hiçbir şekilde değmedi bu görev. Daha dikkatli seçeceğim. Sadece diriltme serumu görevlerine gideceğiz bundan sonra. Temizlik yapmamız gerekiyor yarın. Gece kuşu. Ona odaklan. Rezalet ortalık çünkü. Bu ne yapıyor? Niye burada uyuyorsun? Git yatağına. Keyfin bilir. Hipotermiya. Boş adam. Dostum yatağına git be. Sen de yatağına git. Uykuları gelmiş, orada uyuyorlar. Hipotermiya öldürür arkadaşlar. Ve ölebilir şu anda. Böyle aa çok güzel gidiyor oyun diyorsunuz ve bam diye hipotermiyadan ölüyor karakterler. Git şuraya dinlen, üstünü çıkarma. Titreme. Entel ne yapabiliyorsan. Tedavi etmeye çalış. Pat diye ölebiliyor karakterler bu oyunda. Ne olduğunu anlamıyorsunuz. Ama iyiyiz gibi. İyiyiz gibi. Kesinlikle daha dikkatli seçeceğim bundan sonra. Bekçi de düştü. Ne oluyor gençler? Mükemmel silahını düşürdün. İpliksi, nanovirüs, veba. Ne oluyor gençler? Virüsler de ne? Kışları böyle arkadaşlar bu oyunda kışları. Yine ne oldu? Kişi başı 5. Zaten bekçinin bağışıklığı düşük hatırlıyorsanız. Şimdi indigo değil. Gece kuşu.
Burayı bir temizlememiz gerekiyor. Bir de hastalıktan yamulmayalım. Evet, toparlanacağız arkadaşlar önümüzdeki birkaç dakika. Hiçbir şey yaptırtmıyorum. Research neredeyse bitiyor. Kalın armorlara gireceğiz. Ritüel odamız geldi. Heykeller falan yapıyoruz etrafa. Ama şu anda ritüel çağırmak istemiyorum. Onları tek tek inceleyeceğiz. Çok da bir şey kalmadı ritüellerde. Var aslında. Sonra final şeyleri gelecek. Onlara hazır değiliz kesinlikle. Hepsini açmamız gerekiyor mu bilmiyorum açıkçası. Finale gelmek için ama göreceğiz. Azman'ı bir dışarı yolluyorum. Şunlar falan öldürsün. Bu arada hayvanlarımıza ne oldu? Bunu kim buraya koydu? Diğer hayvanlarımıza ne oldu? Karavandan getirip şey yapmamış olabiliriz. Geri bağlamamış olabiliriz. Şunlar bizim aynen. Vakti yetmedi karakterlerin. Gece kuşu. Okey, sanata öncelik verdiğim için bununla ilgileniyor. Yapmıyorsun bunları, temizliğini yap. Gezici hayvan gidiyor. Gezici hayvan gitmesin. Biz onu bağla. Hakaret çılgınlığı. Bekçi çılgınca hareket ediyor. Diğer insanlara hakaret edecek etrafta gezerek. Olur. Olur. Gerçekten bu yaptığımız görev değmedi gitmeye. Bekçi boş adamın peşinden gidiyor. Şu anda hakaret edecek ona. Küfürler falan ediyor. Çünkü hastalandı, morali çöktü şu anda. Şurada bir hayvan daha var. Bunu da alabilir misiniz? Kervandaki şeyleri bile, hayvanları bile yakalamadık. Geri. Şey devam ediyor bekçi çılgınlığına. İnsanlara hakaret ediyor şu anda etrafta gezerek. Herkesin moralini çökertiyor. Adam kaldıramadı bu kadar şeyi. Bu çukur nereden çıktı? Onu bir doldurabilir mi? Halen devam ediyor. Herkese hakaret etmeden rahatlamayacak. Çıldırdı. Okey, kapışıyorlar Indigo'yla. Bekçi yerde. Katiyen bir daha göreve yollamıyorum karakterleri. Onun yüzünden oldu. Herkesin morali çöktü. Hipotermiye kaptılar, hastalandılar. Fena. İlaçlarımız azalıyor arkadaşlar, üzücü bir şekilde. Kim ilgileniyor bu ilaç yapma işiyle? İlaç yapamaz. Gece kuşu yapamaz. Sadece amele mi yapabiliyordu? Galiba ilaç yapamıyoruz şu anda. Indigo yapabiliyormuş ilaç. O yüzden onun craftingini biraz yükseltebiliriz. Zanaatkar diye mi geçiyor? Bir diyelim terzilik, demirciliğe. Evet, şimdi yapabilir muhtemelen. Birbirlerini dövdüler, hırpaladılar. Şu kış geçsin ya. Kışları hiç sevmiyorum bu oyunda. Hiç sevmiyorum. Enteresan, iş yükümüzü azaltmamız gerekiyor galiba arkadaşlar. Birazcık. Yetişemiyor karakterler. Kesinlikle yetişemiyorlar. Ameleye ihtiyacımız var. Azman, sen hayvan değilsin. Ne yapıyorsun orada? Dağ tekesi kendisini evcilleştirmiş. Ne kadar güzel. Silahsız avcı. Bekçinin silahı yok çünkü dayak yedi az önce. Kim bilir nereye düşürdü silahını. Şu normal kalitelerden birini giyebilirsin.
Evet, kışı atlatacağız. Hiçbir şey yapamıyorum şu anda. Ama yemeğimiz var. İlaçlar iyi gidiyor. Çelik yok. Biraz çelik toplayacağım sağdan soldan. Buralarda muhtemelen var çelik toplamadığımız çelikler. Oha, bu bileşenler burada mahvoluyor. O kadar da mahvolmuyormuş. Canları gitmemiş. Çelik toparlamam gerekiyor. Ama genel olarak iyi bir durumdayız arkadaşlar. Arzuladığım şey daha fazla DLC şeylerini o yüzden biraz daha akıllı oynayacağız bir sonraki bölüm. Aptal görevlere yollamayacağım. Sadece diriltme serumu varsa yollayacağım. Onun dışında yollamayacağım görevlere. Ve zırhlara da az kaldı, yakında zırhları yapacağız. Savunmamız biraz daha iyi oldu. Şuralarda turretler kurdum. Yani buradan çıkan her şeyi tarayacağız bundan sonra. Ama çok daha geliştirmem gerekiyor. İdeal değil. Evlilik töreni başlıyormuş. Gece kuşuyla şefinle. Ama uzun sürdü. Gece kuşuyla şef. Aynen. Klon şefle de Indigo evli. Entel'in morali çöktü ya. Çünkü gıda zehirlenmesi geçirmiş. Halen eşi ameli öldüğü için arkadaşlar depresif. 2 günü kaldı. 2 gün sonra kusma oraya. Tören. Ah, neler oluyor. Evlilik töreninde şey, sarhoş bir kadın olur ya hep, ya da erkek. Etrafa kusarlar, batırırlar. Entel o şu anda. Reddetti arkadaşlar evlilik teklifini. İlk defa gördüm böyle bir şey. Indigo. Klon şefi reddetti. Bir yandan da yakınlardaki bir sincap çıldırmış. Ah. Oraya yolluyorum. Reddettiyse ya ayrı mı uyumak istiyorlar artık? Indigo ile klon şef buradaydı. Ama hala nişanlılar mı? İlk defa gördüm reddedilmeyi. Hey. Klon şef. Reddedildi. Eksi 18. Yani. Kendimizi doğrultamayacağız arkadaşlar. Halen sinek mikrofona dalış yapıyor. Ben burada veda ediyorum. Odaklanmakta zorlanıyorum sinek yüzünden. Sineği kovacağım odadan. Enteresan bir bölümdü yine. Bence ilerleme kaydettik ama neden kusma oraya? Yani biraz sapıttı karakterlerimiz. Birazcık sapıttılar. Bunların hepsine bakacağım bir noktada. Halen bakamıyorum. Halen bakamıyorum. Belki bir sonraki bölüm arkadaşlar. Şu kıştan çıkalım. Kıştan çıkalım. Çok enteresan bir bölüm oldu. Yine bomba üstüne bomba yağdı gerçekten. Teşekkürler izlediğiniz için. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.